Merhaba arkadaşlar. Burgül'ün tığ yayınıyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler içinde de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet yine size çok kolay bir model hazırladım modelimi göstereyim şöyle ilk önce tığımı göstereyim tığımın numarası 21 hep bununla yapıyorum arkadaşlar 21 veya 22 fark etmiyor Evet sizlerle yapacağımız modelimiz bu arkadaşlar bakın şöyle üçgen trabzanların üzerine yapmış olduğum bu şekilde bir yuva ve üzerinde bu şekilde hazırladık arkadaşlar çiçeğimizi çiçeğimizin yapılışı çok kolay. Bir de en çok bu çimene bu çiçeğin yakıştığını düşündüğüm için bu şekilde sizlere bir de bu şekilde hazırlamak istemiştim. Daha önce bu çiçeği farklı dallar üzerinde yapmıştım. Çimen olarak bir de bunu deneyelim istedim arkadaşlar. Bakın çok hoş ve zarif, güzel bir görünüşü var. Evet, modelimiz bu. Şimdi anlatım kısmına geçerek çiçeğimizin nasıl yapıldığını sizlere tarif edelim. Şöyle de bir beyaz zeminde de göstermek istiyorum. Evet şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım hemen yandaki yuvanın içerisine girip 1 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bu şekilde şimdi iki tane zincir çekiyorum Pardon üç tane zincir çekip yapmış olduğum bu çimenimizi tamamlıyor bakın üçgen bu şekilde hazırladık tekrar yapalım şöyle 1 2 ve 2 şimdi arkadaşlar bu şekilde 7 tane olacak bakın şöyle 4 tanesi arada kalacak bu da 3 tanesi de bize çiçeğimiz için dal yuva oluşacak şimdi 2 4 6 tane yaptık 7 şimdi yarında bırakıyorum bu şekilde 7 zincir çekeceğim üzerine 4 5 6 ve 7 sıkı sıkı 7 zinciri çektim ters tarafından şöyle bu 4 zincirli tepe noktaya girip kapatıp yuva oluşturdum 3 4 5 6 ve 7 ikinci 7 zincirimi de buradan hemen 4 zincirli yuvaya sabitledim Bakın. bu şekilde 7'şer zincirden iki tane yuva oluşturuyorum şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen sık iğne ile yuvaya giriyorum ve iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvanın içerisine girip 1 2 ve 2. Bir defa şöyle 1 2 ve 2. 3 oldu. trabzan yapıyoruz arkadaşlar buraya. 1 2 ve 2. 4 oldu. 1 2 ve 2 5 şöyle 1 2 ve 2 6 ve 7 şöyle 7 zincirli yuvaya toplamda bakın 2 4 6 7 tane bu şekilde trabzan yaptım 5 tane de zincir çekiyorum bu 5 zincir de yuva oluşturacak çiçeğimiz için hemen ilk çekmiş olduğum 7 zincirin içerisine girip 1 2 ve 2 aynı şekilde buraya bir 3 seferde aldığım trabzan yaptım buraya da 7 tane şöyle trabzanımızı yapalım 3 oldu tığımızın başını dalıyoruz yuvaya girip ilmek alıp bunu da 1 2 ve 2 3 seferde çıkarttık 4 oldu 1 2 ve 2 Şöyle 1 2 ve 2 bakın. 2 4 6. 7. ile yine 2 zincir olarak yuvada kapatacağız. Şöyle. Yaklaştıralım. 2 zincirimi kapatıyorum. Şöyle dip kısmına bakın. Şimdi buraya bir sık iğne yapıp aşağı etmemesini sağlıyorum. Şöyle Trabzana da bir sık iğne yapıyorum ki trabzan seviyesine indi. Evet, 3 zincir arkadaşlar iki değil. Şöyle 3 zincirimle bu yarım bıraktığım ıı, ara suyunun bacağını tamamlamış olduk. Evet, yuvayı hazırladık bakın arkadaşlar. Bu şekilde şu çimene ait olan yuvayı yaptık. Şimdi ara suyundan da iki tane göstermek istiyorum şöyle bakın 3 zincirle sık iğnenin üzerine 1 2 3 zincir bir defa tıkayı doluyorum 3 seferde alıyorum 1 2 ve 2 4 zincir kirpik olarak kapattım 3 zincir olarak tekrar yandakine sık iğne ile kapatıp tamamlıyoruz kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Bir defa tığı doladık. 1 2 ve 2 4 zincir. Kapattım. 3 zincir. Hemen yandaki Boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bu ara suyundan 7 tane yapacağız. Bakın. Şöyle 4 tane arada kalacak. Bu 7. yarım bırakıp 7 tane zincir çekiyoruz. 7. tamamlamadan yarıda 7 zincirden iki tane tepeciklere yuva yapıp sonra bunlara da 7'şer trabzan ve ortada da 5 tane bu şekilde yuva bırakıyoruz. Evet bu şekilde çimen devam ediyor. Hemen çiçeğimizin de yapalım. Tamamlayalım. Evet şimdi ters tarafından yuvalarımızı hazırlayacağız yapmış olduğumuz bu 5 zincirin arasına girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 14 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 zinciri şöyle tutayım 5 zincirli yuvaya sabitleyip yuva oluşturdum bir tane Yine 14 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ve 14. Buraya yuvaya sabitleyip ikinciyi yaptım. Bir tane daha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 zinciri buraya sabitleyip kapattım ve iki tane zincir çekiyorum düz tarafına döndüm yuvanın içerisine girip kirbik oluşturdum 2 zincir 3 4 5 6 7. 8 9 10 şöyle bakın ve bu iki zincirleri sayabilirsiniz şuradan belli 4 6 8 10 12 tane arkadaşlar toplamda 14 zincirin içine 12 iki tane ikişer zincirde kirpik hazırlıyorum bu şekilde şimdi diğerine de sadece sık iğne ile geçiyorum ve iki zincirden yine buraya dolduruyorum iki zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 şöyle tutup daha rahat görmeniz 8 9 şöyle bakın hafif yer açıyorum tırnağımı yine doldurdum şu kapattığımız son yuvayı kaldırıp Sadece sık iğne ile geçişimi yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Bu 1. 2 zincir 2 2 zincir 3 yine buraya da 12 tane dolduracağız ikişer zincirde. 3 oldu arkadaşlar. 4

12. işte olması için sayıyorum arkadaşlar. Simetrisi bir olsun. Şimdi muhakkak bu yeşil yuvaya şöyle döndü. Evet bakın düz yüzü taraflardan belli. Bu yeşil yuvaya da bir sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. 12 tane kirpik yaptıktan sonra sonra üzerine de bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sökülmemesi için Hemen bunları yakıp temizleyip karşınıza getiriyorum. Evet. Modeli tamamladık. Bakın. Çok da güzel oldu arkadaşlar modelimiz. Şöyle. Ütüye giden de bir model aslında. Bakın. Şöyle koparıp hemen geldim karşınıza. Göstermek için. Yapımı da kolay. Gayet. Bakın. Şöyle. Güzel. Bir, hoş bir duruşu var. Bu çimene gerçekten çok yakışıyor. Bu çiçek modelimi göstereyim. İkisini yan yana da tutayım şöyle. Çok hoş oluyor arkadaşlar. Bakın. Tülendiği zaman bu ipler biliyorsunuz daylon ipler. İyice esnetin ki incecik olsun arkadaşlar. Şöyle incecik çok güzel zarif bir e, ip haline getirin. Sonra bu şekilde kirpikleri yapıp çiçeğiniz özellikle esneterek yapın ki çok hoş dursun. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de tutayım. Arasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bunu daha fazla 7'den döndüm biliyorsunuz. Siz bunu 9'dan da dönebilir ortada 3'ü giderse 6 tane kalır 4 yerine minik bir oy olduğu için fazla da arkadaşlar arasını açmadan böyle güzel zarif bir model haline getirin sizler demekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça